Ha, bu kadar ya. Bir de şey var ya, böyle bir yere gittiğin zaman falan böyle hastamız deniyorsun ya, hani böyle diş doktoruna gitsen, bir yere gitsen, böyle estetisyene bile gitsen hasta diye hitap ediliyorsun ya, o da çok rahatsız etmiyor mu? Müşteri mi diyecek, ne diyecek? Müşteri de diyemiyor. Hastamız hazır mı? Bakıyor, herkes bakıyor, ana hasta kim diye bakıyorsun yani, anladın mı? O kadar uzaksın ki olaylara. Mağdur denebilir mesela, mağdur. Bir de bak şöyle bir... Mağdur ne oğlum, mağdur da... Bak şimdi şöyle bir ses kaydı gelmiş. Pazartesi de ebene sikiyim o zaman. Salı da, çarşamba da açma amına koyayım. Yayın falan açma. Sayende iki gündür evde yemek yapıp yiyorum amına koyayım. Bulaşık yıkadım, evi temizledim lan Çağrı. Dışarıdan yemek söylemiyorum iki gündür var ya. Demek ki neymiş, sen yayın açmayınca ben düzenli bir hayatım olabiliyormuş. Şaka şaka, yayın açsana, vallahi çok sıkıldım. Bilgisayarın da gelmiştir, hadi. Hadi ne ya? Yayın açmaya teşvik işte bu, anladın mı? Motivasyon yani amına. Hadi çok iyi ya, hadi. Hani bilgisayarına gelmiştir hadi diyor. Hadi bokunu çıkartma, aç yayını diyor. Anlatabiliyor muyum? Yine donate almış, okumadığını yazmış amına koyayım. Ya nerede ya acaba arkadaşımızın donate'si? Kanka gelmemiş bu seferki donate. Abi gelme, bu seferki gelmemiş, bak bu seferki benden değil abi. Yok, burada yok yani. Farklı nick tatlıysan bilmiyorum. Farklı nickle attıysam bilmiyorum ama olan nicklerde de görmedim ya. Ha, ona red 20 TL gönderilmiş. Ha şöyle yap. 3 tane tabak kaldı, yıkayayım geliyorum. Uzat introyu azıcık. Kıpsışıcı demiş. Kanka 20 lira. Okumadıkça fiyat düşmüş tabii ki ister istemez. Bu arkadaş seni sikebilir aga, dikkat et. Ya kanka bu nasıl bir cümle ya? Tövbeler. Bir tane daha var abi bu arada. 7 lira daha atmış. He. Çağrı hiçbir şey demiyorum demiş. Stream Labs'ten mi trip atıyorsun amına koyayım yani? Her yer bitti, oradan mı konuşalım yani? Tamam arkadaşlar, hadi uzatmayın. Hadi şu videoya geçelim. Şimdi ben bu videoda ne yapıyorum yani? Ya kanka sen izle, anlayacaksın zaten ya. Hiç gereği yok. Space'e bas kanka. İnşallah yani. Herkes ölecek zaten. Bu ne ya? Harfler üzerine yazılmış. Daha sonrasında YouTube canlı yayında kura çekimi yapılarak harflere yayıncılar rastgele atanmıştır. Böylelikle hiçbir yayıncı bilerek iyi veya kötü senaryo yazılmamış. Her yayıncı kura sonucu kendisine çıkan harfin olayını yaşamıştır. Vay! Olayların rengi değişik acı şu anda. Dur bakayım, sardı. Seslendiren Selimcan, I am one silver, gümüş. Bir dakika. Selimcan Gümüş. I'm one silver. Teşekkür ederiz seslendiren arkadaşa da. Soğuk ve yağışlı geçen kış mevsiminden sonra yaz gelmiş. Ölsün o, ölsün. O gitsin, o ölsün. Yani böyle değil. Bir dakika dur. İnsanlardan uzak, doğayla iç içe güzel bir tatil yapmak için tekneyle ıssız bir adaya doğru yola çıkmıştı. Adaya vardıklarında tekneden eşyalarını alıp ormanın içinde bulunan kalacak yerlere doğru yolculuk. Hava kararmak üzereydi. Eşyalarını yerleştirdikten sonra akşam yemeği için hazırlıklara başladılar. Şömineyi yakmak için odun gerekiyordu. Kemal ve Bitter odun toplamak için evden ayrıldılar. Bir yandan doğanın keyfini çıkarıyor, bir yandan da odun topluyorlardı. Yalnız kalmayı niye çekiniyorsun? Fakat evden uzaklaştıklarının farkında değillerdi. Bitter ne alaka? Bitter çalıların arasından bir hırıltı sesi duydu ve çalıya doğru yaklaştı. Çalıların arasında bir yavru köpek vardı. Bitter yavru köpeği sevmek için elini uzattığı anda... Kemal onlara doğru koşan köpekleri fark etti ve Bitter'e bağırarak kaçmaları gerektiğini söyledi. Koşarak kaçmaya başladılar ama gittikçe evden uzaklaşıyorlardı. Vahşi köpekler ise hala peşlerindeydi. Bitter'in nefesi kesilmek üzereydi ki taşa takılıp düştü. Kemal arkasına dönüp baktığında artık çok geçti. Bitter köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Kemal ise koşmaya devam etti. Bir dakika, isimlere bakacağım. Devam etti.
Evet. Kemal ise koşmaya devam etti. İleride bir gözetleme kulesi gördü ve kuleye doğru koşup tırmanmaya başladı. Kuleye çıktıktan sonra hemen eline telefonu alıp arkadaşlarına ulaşmaya çalıştı. Fakat telefon sinyali yoktu. Çaresiz bir şekilde "Beni kurtarın! Beni kurtarın! Lan buradayım, duymuyor musunuz beni?" diye bağırmaya başladı. Kemal'in bağırış sesini geliyorum. Duyan evdekiler 3 kişi yardıma gittiler. "Korkma, geliyorum." Pelin, Semih ve Ferit ben yokum. Geldiği yere doğru ilerliyordu. Biraz daha ilerledikten sonra Kemal'i bir kulenin tepesinde gördüler. Kemal de arkadaşlarının geldiğini fark etti. Ama köpeklerin dikkatini üzerinde tutmak ve arkadaşlarını uyarmak için bağırmaya devam etti. Kulenin etrafında 7-8 civarı vahşi köpek dolaşıyordu. Pelin, Semih ve Ferit büyük bir çalının arkasında gizlenip sessizce beklemeye başladılar. Ta ki arkalarında A yaşlı bir adam belirene kadar ve Efe Çağrı ve Tuğkan belirene kadar. Yaşlı bir adam mı belirsin, biz mi belirleyelim? Siz bilirin, siz bilirin. Yaşlı bir adam bir şey yapamaz ama Efe, Çağrı, Tuğkan oraya yer yani, anladın mı? Öyle söyleyeyim sana. Kanka değil. Bilemedim ki hangisini belirtelim. Kanka zaten kafana göre sonrasında diğer sonlara da bakarız sen. Tamam, yaşlı bir adam belirsin. Dediğini seç. Elinde tüfek olan yaşlı adam uzun bir ıslık çaldı. Gözetleme kulesinin etrafında dolaşan köpekler adama doğru koşmaya başladı. Semih "Selamun aleyküm" demeye kalmadan yaşlı adam tarafından göğsünden vuruldu. Pelin ve Ferit hızlıca kaçmaya başladı. Semih gitti. Köpekler yaygın bir şekilde yatan Semih'i paramparça etti. Adam Pelin ve Ferit'in ardından birkaç el ateş etti. Öncesinde Kemal'in bağırışlarını duyduğu için Pelin ve Ferit'in peşinden gitmek yerine kolay lokma olduğunu düşündüğü Kemal'e yönelmişti. Köpekleriyle gözetleme kulesine doğru ilerlemeye başladı. Fakat kuleye çıktığında Kemal'i orada göremedi. Az önceki olaylar yaşanırken Kemal kuleden inip tekneye doğru kaçmaya başlamıştı. Yaşlı adam Kemal'in sahildeki tekneye doğru koştuğunu gördü. Kuleden inip köpekleriyle tekneye doğru ilerlemeye başladı. Kemal hızlı bir şekilde tekneye varmıştı. "Gel kenar fora! Buradan çıkmamız lazım arkadaşlar." Fakat tekne bir türlü çalışmıyordu. Yaşlı adam gençler tekneyle geldikleri ilk an onları fark etmiş ve onların ardından tekneye gidip teknenin benzin deposunu boşaltmıştır. Kemal tam tekneden ayrılıp eve doğru gidecekti ki adam ve köpeklerin ona doğru yaklaştığını gördü. Hemen denize atlayıp yüzeye kaçmaya başladı. Yaşlı adam tekneye çıkıp elindeki tüfekle Kemal'i iki el ateş etti. Fakat vuramadı. Kemal can havliyle yüzerek kıyıdan uzaklaşıyordu. Adam ise... Şimdi Kemal can... Neyse. Sabahı beklemek için köpekleriyle birlikte kendi evine doğru yola koyuldu. Tüm bunlar yaşanırken Pelin, Ferit, Efe, Çağrı ve Tuğkan... evin bütün kapı ve pencerelerini kilitleyip sırayla nöbet tutarak sabah olmasını beklediler. B, evden ayrılıp tekneye doğru gittiler. Ne yapalım? Evden ayrılıp tekneye doğru mu gidelim? Evin kapılarını kilitleyelim. Bırakalım mı Kemal'i? Sen seç, sen seç. Yönlendirmeyeyim. Çok kararsız kaldım ya. Sana yakışan evde kalmak. Doğru söylüyor. Kapıları kilitleyelim. Herkes yaşadıkları olan... Bu fikre ben ikna ederim evdekileri. Çünkü evdekiler... Cesur adamlar, gidelim derler. Ben derim ki yok aga, kapıyı kilitleyelim yani. O gelir derim ya. Aylar sonrasında şok olmuştu. Ve evde kalıp sabahını beklemenin daha doğru olacağını düşündükleri için sabaha kadar sırayla nöbet tutmaya başladılar. Gece saat 2 civarı kapı çaldı. Onu o sırada sikiyim. Nöbet tutan Tuğkan bütün ne arkadaşlarını ne? Uyandırıp kapının çaldı. Biri cama vuruyor dedim ya. Şurada cam var. Ananı sikeyim. Bu hiç beklemediğim bir anına geldi. Şunu kapatayım da. Baba bu video, bunu alert versene orada ya. Light edit. Alert, korktum ya. Sadece soldan geldi ses. Biri böyle cama tık tık yapıyor zannettim. Aldığını söyledi. Ben geçici çavuşum. Milleti... Nöbete ben uyandırıyorum. Uyanmıyorlar. Tek uyandı hepsi. Kapının ardından Kemal'in ses geliyordu. Bana bir el artık. Bana bir el verin. Bana bir el
Teyit'in kapıyı açmasıyla iki vahşi köpeğin üzerine atlaması bir oldu. Yapma! Patron ölme! Bıçak darbeleriyle iki köpeği de öldürdüler. Fakat aha, Ferit ve Efe çok ağır yara almıştı. Kısa bir süre sonra kan kaybından hayatlarını kaybettiler. Nasıl? Abi aga bak, bak öldüm mü ben? Herkes tekrar kaldı büyük bir şok yaşadı. Kemal, teknenin benzin deposunun boşaltıldığını ve gözetleme kulesindeyken devliğin 500 metre kadar ilerisinde bir tesis olduğunu ve oraya ulaşabilirlerse yardım çaresinde bulunabileceklerini söyledi. Fakat hep birlikte evden çıkmaları çok tehlikeliydi. Evet. Bunun üzerine bir plan yaptılar. Yaşlı adam gelmeden bir kişi evin ön tarafında bulunan terasa çıkıp yaptıkları Molotov kokteyli tarzı el yapımı patlayıcılarla köpeklerin dikkatini ön tarafa toplayacak. Diğer üç kişi ise arka kapıdan çıkıp koşarak tesise gidip yardım çağrısını bulunmayı deneyecekti. Ben evde kalayım, oradan ben atayım, diğerleri gitsin yardım çağırsınlar kafasındayım şu anda. Düşüncem bu. Sabah olduğunda evin etrafında vahşi köpekler doluydu. Yaşlı adam gelmeden planı uygulamaya koyuldular. Fakat içlerinden birinin terasa çıkıp köpeklerin dikkatini çekmesi gerekiyordu. Terasa Çağrı gitsin. Terasa Kemal gitsin. Bir şey söyleyeceğim. Vallahi izlemedim. Allah belamı versin izlemedim ya. İzlemiş mi chat? Allah Allah. Benim ilk aklıma gelen evde kalmak daha güvenli diye düşündüm ben. İlk evde kalmak güvenli böyle bu tarz durumlarda. Kemal zaten dışarıdaki hayata alışmış yani. Koşmuş, yüzmüş, gelmiş. O artık bir Rambo modunda yani, anladın mı? Onun aktivitesi daha iyi. Babacım yemin ettim lan izlemediğime dair. Ha, yemin ettim ya. İstiyorsanız oyunun yıldızları ödülüne el basayım. Oyunun yıksamayın yıldızları ödülünü aldım. Üzerine el basayım, ona el basayım yani. Ama izlemedim yani. Ben terasta kalayım. Terasa Çağrı gitsin de kalayım ben. Çünkü terasta o organizasyonu yapmam lazım abi. Anladın mı? Benim kalmam en mantıklısı diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Nuri? Bence de. Değil mi? Ben kalayım. Ama değil mi bu? Terasa çıkıp dikkat dağıtacaksın ya abi, köpeklerin dikkatini. Evet. Yaşlı adam oradan ateş mateş ederse ne olacak? Evin içinde kalmıyorsun ki yani. Şöyle yaparım, şöyle saklanırım. Atarım böyle, saklanırım. Neyse sen kal ya o zaman, tamam. Ya ben evde kalayım ki, anladın mı? Ben dikkat dağıtmayı iyi yaparım çünkü. Aa oradan mılar? Oradalar mı falan yaparım böyle. Dur dur, ben kalayım. Hazırladıkları el yapım patlayıcıları Çağrı'ya verdiler. Çağrı ön tarafta bulunan terasa çıkıp patlayıcılardan birini bahçeye doğru fırlattı. Evi yakmayayım ha bu arada. Patlama tüm köpeklerin dikkatini çekmeyi başarmıştı ve köpeklerin hepsi ön tarafta toplandı. Çağrı arkadaşlarını koş diye bağırmaya başladı. Yaşlı adam da ağaçların arasında yürüyerek eve doğru yaklaşıyordu. Kemal, Pelin ve Tuğkan hızlı bir şekilde arka kapıdan çıkıp tesise doğru koşmaya başladılar. Fakat çok geçmeden Kemal bir ayı kapanını basıp açılar içinde bağırmaya başladı. Bütün köpekler bağırı seslerinin geldiği yere doğru yöneldi. Bak görüyor musun? Pelin ve Tuğkan Kemal'e yardım etmek isteseler de artık çok geçti. Aga be kardeşim ya. F amına koyayım öldü. Kaldı 3. Ben evdeyim. İnşallah bana bir şey olmaz. Batuhan'ın dediği doğru çıkacak gibi. Köpekler tarafından oracıkta paramparça edildi. Aga be. Yaşlı adam kaçmaya devam eden Pelin ve Turgun'u ve terastaki Çağrı'yı görmüştü. Köpekleriyle birlikte ağ Çağrı'ya doğru yöneldi. Yok yok. Ve Pelin ve Turgun'un peşinden. Onların peşinde Kemal çünkü çok bağırınca orada yaşlı adam orada bir olay olduğunu gördü. Ben zaten evdeyim, ben evden çıkmadım ki. Yaşlı adam kafasında ben zaten evdeyim. Olay lokmayım. O yüzden Pelin ve Tuğkan'ın peşinden gidiyor yaşlı adam orada. Pelin ve Tuğkan tesise gelip binaya girdi. Odaların birinde telsiz. Ne? Yo anladım. Neyi anladın ya? Devam et. Amacını anladım, amacını. Ya salak, ben evde kolay lokmayım zaten. Yaşlı adam beni gelir yine öldürür. Sen fazla bölünmesini istiyorsun Çağrı her gün. Allah Allah. Olayları anlatıp yardım istediler. Ekipler 2 saat daha dayanmaların gerektiğini söylediler. Pelin ve Tuğkan çatıya çıkıp beklemeye başladılar. Fakat binanın kapısını kilitlemeyi unutmuşlardı. Hemen alt katı inip kapıyı kilitlemişlerdi. Abi Pelin.
Duyduğunuz silah sesiyle hızlı bir şekilde çatıya kaçtılar. Yaşlı adam silahıyla kapının kilidini kırmıştı. Olaya bak. Pelin ve Tuğkan çatının uç kısmında bulunan el yapımı bir teleferik gördüler. Teleferik hattı sahile doğru uzanıyordu fakat biraz eskiyip paslanmıştı. Pelin ve Tuğkan ya teleferiğin kırılma riskini göze alıp beraber binip kaçacaktı ya da ilk önce biri binip sahile inecek sonra diğeri binecekti. Zaman daralıyordu. Hızlıca karar vermeliydi. İkisi birden binsin. Önce Pelin binsin. Kafa. Ne diyelim burada? Önce Tuğkan binsin yok. Şimdi Tuğkan geride kalırsa, yani zaten Tuğkan bu noktada Pelin'e git der, anladın mı? Orada sen önden git der yani. İkisi binden, ikisi beraber binse taşır mı acaba? Vallahi bilemedim ya. Yani Tuğkan bu noktada önce Pelin'i bindirir abi. İkisi beraber binince düşeceklerse ikisi de ölecek abi. O yüzden Pelin'i gönderir Tuğkan. Gelen köpekle savaşır diye düşünüyorum. Şeyle, yaşlı amcayla. Pelin teleferiğe sıkı bir şekilde tutunup kendini boşluğa bıraktı. Bir dakika içinde sahile ulaşmıştı. Tuğkan hemen mekanizmayı geri çekmeye başladı. Mekanizma geri geldiği anda yaşlı adam çatı katının kapısında belirdi. Tuğkan hızlı bir şekilde teleferiğe tutunup kendini boşluğa bıraktı. Fakat çok geçmeden gevşeyen vida, halatın kopmasına ve Tuğkan'ın metrelerce yükseklikten yere çakılmasına neden oldu. Yapma be! Tuğkan'ın düştüğünü görünce ağlayarak çaresiz bir şekilde tekneye doğru ilerledi. Kaldı iki yine, yani çok sürpriz isimler kaldı. Pelin'le ben kaldık. Kendini sona bıraktı. Ben nasıl buraya kadar geldim hiç bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Bütün hikaye gidişatına göre ben de devam ediyorum bakalım. Seçimlerle abi, hayat bir seçim sonuçta. Çağrı ise tesise giden yaşlı adam ve köpekleri görünce saklandı. Rast'ın ip depodan bulduğu benzinle tekneye gelmişti. Heh. Pelin ve Çağrı tekneye benzini doldurup yardım gelmesini beklemeden adadan çıkmışlar. Çağrı içecek bir şeyler almak için teknedeki kilerin kapısını açtığında içeriden vahşi bir köpek Çağrı'nın üzerine doğru. Ya nasıl ya, ne içerideki vahşi köpek, nereden geldi vahşi köpek? İçeride vahşi köpek falan yok. Neden vahşi köpek ortaya koydunuz, oraya benim üstüme atlattırıyorsunuz? Ona bir tane ben etkisiz hale getireyim onu. Yaşanan boğuşmayla Çağrı ve köpek denize düştü. Fakat Çağrı düşerken kafasını teknenin dibin kısmına çarpmıştı. Suyun kıpkırmızı ve Çağrı'nın hareketsiz kaldığını gören Pelin, teknenin dümenini geçip hızlı bir şekilde adadan uzaklaştı. Sadece Pelin kurtuldu. Nasıl ya? Amına koyayım, yani buradan nasıl böyle bir son anda böyle bir sürpriz olabilir ya? Ama abi bu eklemişler bunu, ekstra eklenmiş. Bu yok, bu iplenine Çağrı'yı öldürelim projesi olmuş ya. Son anda tekneden köpek çıkıyor. Hayır, bir de belki köpekle boğuşacaktın, kafana da vurmuşsun. Ne ya, hikmet. Lan manyak mısın oğlum, ben kafamı vurur muyum ya tekneden düşerken? Ben nasıl bir balık adam olduğumu bilmiyorum. Sen böyle atlıyorum amına koyayım, ters balıklama atlayan bir adamım ya. Fuck my life ya harbiden. Fuck my life, hakikaten fuck my life yani. Ben bir şey söyleyeyim mi? Buradan ben kurtulurdum yani normalde. Köpek seni mi öldürdü? Pelin niye içecek vermiyordu, ben veriyorum orada içecekleri? Onu da sorsaydı kim içecekleri alır diye. Köpek beni öldürdü kanka. Kafamı vurdum düşerken. Benim yaşadığım bir senaryo var mı acaba ya? Şu an onu düşündüm. Acaba en başta ben mi onlarla gitseydim? Evde Kemal'i mi bırak? O zaman ben kapana basardım. Benim yaşadığım senaryo nasıl var? Yok ki amına koyayım. Ben gitsem ben kapana basacağım. Dur söyleme. Hazırladıkları el yapım patlayıcıları çağırıyor. Herkes de yaşadıkları olan Teresa Kemal gitsin. Teresa Kemal gitsin. Tamam. Hazırladıkları el yapım patlayıcıları Kemal'e verdiler. Kemal evin ön tarafında bulunan terasa çıkıp bağırarak köpeklerin dikkatini ön tarafa çekmeye başardı. Tüm köpeklerin ön tarafta toplanmaya başladığını gören Çağrı, Pelin ve Tuğkan arka kapıdan çıkarak tesise doğru koşmaya başladılar. Fakat çok geçmeden üçü de yaşlı adamın kurduğu tuzağa yakalandılar. Üçü birden elektrik akımına kapılıp acılar içinde can verdiler. Ananı sikim, bu ne? Köpeklerin bir kısmı
çığlık seslerinin geldiği yere doğru ilerlemişti. Kenan o sırada yaşlı adamın ağaçların arkasından eve doğru yaklaştığını fark etti. Terasta gizlenerek adamın iyice eve yaklaşmasını bekledi. Yaşlı adam eve yaklaştığında aniden adama fırlattığı el yapımı patlayıcılarla adamın geçirmesini ateşe verdi. Yaşlı adam acılar içinde yanarken Kemal elindeki diğer patlayıcıları köpekleri fırlatarak tüm köpekleri ateşe verdi. Ya aman okuyum Kemal, böyle bir şey yapabiliyordun, niye biz varken yapmadın o zaman Kemal bunları? Sonrasında evin deposundan bulduğu benzinle tekneyi çalıştırıp adadan tek başına kaçıp kurtulmaya başardı. Sadece Kemal. Neye bak, biz aman öldükten sonra Rambo kesildi başımıza. Süper kahraman oldu. Dur bakayım ben. Herkes bir son biliyorum, bir dakika. Neye doğru gittiler? Bu ne ya? Biz burada ne demiştik? Doğru gittik. Sen evde beklettirdin abi burada. Herkes yaşadı gitsin. Terasa çağrı gitsin. Hazırladık. Selim ve Tukan'ın peşinden gittiler. Heh, ikisi birden mi gitsin? İkisi birden binip kaçmaya karar verdiler. Sıkı bir şekilde birbirlerini tutup kendilerini boşluğa saldılar. Abi tartmaz, söyleyeyim. Fakat korktukları başlamıştı. Dedim ama. Eski paslanmış bu teleferik mekanizması ikisini birden taşıyamadı. Ve ikisi birden yere çıkarak vahşi köpekleri yemiyordular. Burada yine ben ölmeyeyim ya. Dikiş kurtulsun. Çağrı ise adamın ve köpeklerin Pelin ve Turkan'ın peşinden gittiğini görmüştü. Evin deposundan bulduğu benzinle sahile gidip... Kendini yaktı değil mi? Evin deposundan bulduğu benzini kendine ateşe verdi amına koyayım. ...neyi çalıştırdı ve adadan tek başına kurtulmayı başardı. Sadece Çağrı kurtuldu. Easy. Olaydı. Helal olsun lan. Ben ama oradaki arkadaşlarım için canımı veririm yani, anladın mı? O köpeklere ben tek başıma kendimi yem ederim. Siz dedim gidin, ben hepsiyle çatışırım derim yani. Beni de bilenler... Niye gülüyorsun ki? Beni bilenler chatte biliyorlar zaten. Terasa niye çıkmadın abi o zaman? Nerede terasa, neden çıkmadım anlayamadım. Yok gelin. Dışarı niye çıkmadın? Terasa çıktın. Evde hayatım hava kararmış. Köpekler var. Hepimiz beraber evde kalalım tercih ettim ben. Yani anladın mı? Akıl mantık olaraktan hep beraber evde duralım dedim. Yanlış bir şey mi yaptım Nuri'cim? Kemal'i yolladın abi terasa. Şeye dışarı. Dışarı nerede Kemal'i yolladım ya? Kemal'i ben... Çağırdı terasa çıksın dedin. Kemal'i dışarı yolladın. Onların ben köpeklere... tırnağına zarar gelse ben evde yatabilir miyim? Uyuyabilir miyim? Yolladım ama nasıl aklımda bin bir düşünceyle evde. Ben uyuyamadım ki o gece zaten evde. Bin bir düşünce kafamda, bin bir çeşit iti var, serserisi var, köpeği var, şeyi var, yaşlısı var. Rahat uyudun mu yani? Yine uyuyamadım ki Nuri'cim. Şey dedin ama alışkın zaten dışarıda, hayata alıştı dedin gitsin. Ama sen bir de o gece bana bir sor bakalım, nasıl sigara aralığından sigara yakmışım. Ya anlatsınlar sana nasıl stresli. Aramızdan birisinin gitmesi gerekiyordu. Yani o gitti yani. O da ben giderim yaparım dedi. Ben... Bak yemek söyle diyorlar, saat 23.30'a geliyor. Arkadaşlar ben bir gerizekalılık yaptım bir anlık heyecanla. Yemek söyledim. Orada bekliyor yayından sonra yerim diye. Ama hiç düşünemedim ki o yayından sonra nasıl bir halde olur. Hiç onları düşünmeden erkenden söyleyeyim dedim. Söyledim yani. Nitekim yemek söylendi açıkçası. Sıcaktı da geldi. Orada bekliyor şu anda. Şurada orada duruyor. Aç da değil.